Ben hemen geldi. Merhaba Tatyana, minik kuşum. Minik kuşum neredesin? Ay minik kuşum, bu halin nedir böyle? Evet Mazhar Bey, yoksa bir kumpanyada Hatice amcam mı oldunuz? Ay, abim kesin yeni bir reklam hazırlığında. Yoksa bu kıyafetleri niye giysin? Hangi reklam abicim? Hacıya reklamı mı? Ya sizlere hoş geldiniz derken bu akşam da evlenmek istemediğimi belirtir. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. Hadi hoşça kalın, görüşmek üzere. Bay bay. Dur bakalım. Hemen öyle kaçmak yok. Bak ben buraya sana evliliğin yararlarını göstermeye geldim. Hayır, dur şimdi, dur. Bak. Bak şimdi. Burada ne diyor? Ne diyor? Evlilik lumbago'ya, siyatiye karşı bire birdir diyor. Tamam. Ya sonra. Dur. Burada ne diyor? Ne diyor? Evli erkeklerde bel fıtığına yakalanma riski %50 azalırmış diyor. Ya. Dur daha bitmedi, sonra. Burada ne diyor? Ne diyor? Ben geldim. Tamam anneciğim, tamam. Sen ayır, ben geliyorum. Geliyorum anladım. Geliyorum. Ruslan gel böyle. Bana bak Ruslan, başım belada, beni hemen düzeltmeni istiyorum, tamam mı? Hemen! Ay vallahi şu anda heykel yapmakla uğraşıyorum. Böyle elimin çamuruyla sihir mihir yapamam. Beni çıldırtacak mısın? Deniyo hayalet! Gittin beni Bin Laden yaptın, Amerika'ya düşman ettin. Şimdi peşimdeler, anlamıyor musun? Ay ne güzel, herkes tarafından aranan bir erkek oldun sen de. Evet ama gebertmek için arıyorlar. Aşk olsun. Ne yani? Gebermiş insanları hor mu görüyorsun? Sonuçta ben de gebermiş biriyim. Hay Allah'ım. Yani bu tam psikopat bir hayalet. Neyse canım. Benim gidip heykelimi bitirmem lazım. Zaten buraya da öylesine birkaç dakikalığına uğramak için gelmiştim. Git. Ulan Ruslan, senin yüzünden ölüp de öbür tarafa gidersem seni elimden zebaniler bile alamayacak. Vallahi billahi. Gel. Geldim anne, geldim. Gel bak. Bak Çinliler ne diyor? Ne diyor? Evli erkekler Basur'a yakalandıkları zaman... Ne? ...o kadar çok acıtmıyorlar. Ya bunu ben değil. Çinliler söylüyor, Çinliler. Hay Allah'ım, Çin işkencesi bu olsa gerek. Hadi vurun da vur. Tamam. Bugün tam 38 tane binlerim vurdum. Hadi yarım tane daha. Geldim. Merhaba Müfit'ciğim. Müfit'ciğim, hoş geldin. Hayrola, sen bu saatte pek gelmezsin. Abim nereye geldik de sana da bir uğrayayım. İyi yaptın. Otur. Ben yeni bir oyun çıkmış, onu aldım. Latin vurmacı oyunu. Bak, şu gördüğün Latinler var ya, onları vuruyorsun. Ne kadar çok Latin vurursan o kadar çok puan kazanıyorsun. Ya! Ay ne kadar ilginç. Evet, çok ilginç. Hepsi de Mazhar'a benziyor değil mi? Hayatım, Latin'e benzermiş derler, öyle değil mi? Herhalde, bilmiyorum ama yani Mazhar da neden o kıyafette geziyor hiç anlamıyorum. Yani bugün az kalsın başı belaya giriyordu. Hayatım. Efendim. Sanki senin biraz uykun gelmiş gibi. Değil mi? Yok, hayır gelmedi. Yok, öyle hayır, gelmiş. Yok, ben oyun oynuyorum. O zaman sen birazcık uyu. Uyudun mu korkak tavşanım? Uyudun değil mi? Hadi bir katalım. Şimdi inşallah şu salak Reyhan geç kalmaz. Ay bak ne yazıyor bak. Acı ama gerçek. Evli erkeklerin ömrü bekar erkeklere oranla %10 daha fazla uzun oluyormuş. İnsanın başına bir dert gelince başvurmadığı yol, çalmadığı kapı kalmıyor. Bak. Olayları soğukkanlı. Evli erkeklerin gözleri bekar erkeklere oranla çok daha iyi görüyormuş. Allah Allah. Gözlerim iyice körleşmiş. O alçağın beni aldatmalarını hiç görememişim. Allah'ım göremiyorum. Evli erkeklerin kaşları bekar erkeklere oranla hiç dökülmüyormuş. Dökülme oranı %0'mış. Sıfır. Aman anne, bekar erkeklerin de kaşları dökülmüyor ki. Ben 6 ayda bir kaşlarımı sayarım. Bildim bileli sol tarafta 2120 tane, sağ tarafta da 2122 tane kıl var. Ay kıl. Of. Aman nerede kaldı bu salak? Ay sakın başka bir daireye gitmiş olmasın. Geldi. Nihayet geldi. Hadi hemen başlayalım canım. Bir an evvel çekmek için sabırsızlanıyorum. Bana bak Reyhan. Bu sefer makinenin içinde film var değil mi? Ha var. Tamam. Tamam şimdi çekiyorum, öyle durun.
çok güzel. Ha, şimdi bir daha. Evet, durun öyle. Bana bakın. Şimdi şöyle yapın. Buradan. Böyle. Allah'ım, Amerika beni öldürsün diye akıllı füze göndermiş. Hoş, hoş, gelme lan, gelme, gelme. Allah, hoş, hoş. Lan akıllı füze, takip etmesene beni. Lan akıllı füzeler, söz dinler, hoş, hoş. Bu füze beni vurmaya programlı. Hoş, hoş, Allah, Allah, tamam. Gelme, gelme diyorum sana. Hoş, hoş, hoş. Allah, ah, ya Allah. Akıllı, akıllı füze ama benden daha akıllı çıkamadı. Merdiven altına sıkışıp patladı. Çerizül âlâ. Ama sizi kim niye öldürmek istiyor? Ben anlamadım asker bey. Ben gayet iyi anladım. Ya ben Usame Bin Laden'e benzediğim için Amerika peşimde. Başıma büyük dert aldım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Fotoğraflarda parmakların çıkmış. Ya insan fotoğraf çekerken parmaklara dikkat etmez mi? Etmez mi? Ay, ne bileyim işte. Yani parmak bu. Yani insan bazen onunla birden hakim olamıyor. Bir fotoğraf çekmeyi beceremedim be güzelim. O zaman Müfit Bey'le uygunsuz duran ben olayım. Fotoğrafı sen çek. Saçmalama salak. Müfit Bey'le evlenecek olan sen misin sanki? Ben miyim? Yok, ben Mazhar Bey'le evlenecek olanım. O zaman Müfit Bey'le evlenecek olan olarak geriye bir tek kişi kalıyor. O da sen. Bildim değil mi? Ayy. Suç bende ki seninle iş yapmaya çalışıyorum. Ciyaklamanız ta caddeden duyuluyor. Manyak mısınız siz? Sabah sabah ne bağırışıp duruyorsun sen? Ya Filiz benim fotoğraf şapşallığım yüzünden sinirlendi demek Mel teyze. Ne şapşallığı yaptı gene? Evlenmek isteyenlerin fotoğraflarını karıştırmış da anneciğim. Ben de sinirlendim tabii. Sen de artık dikkat et biraz kızım. Yani Allah korusun yanlış kişileri evlendirirsek sonra mutsuz olur çıkarlar. Kanka, kanka bana yardım et. Vallahi billahi beni öldürecekler ha. Ya sen manyaksan ben ne yapayım abicim yani? Git çıkar şu sakalın elbiselerini değiş kurtul. Oğlum sorun da bu zaten. Ne sakal ne de bu elbiseler çıkmıyor ki. Hadi canım sen de. Ya vallahi çıkmıyor. Bak bak bak. Alıştı çıkmıyor. Dur, bak, al. Dur bir de vermek. Ben çıkarım. Getir. Çık, getir. Yavaş ol. Yavaş. Çekil. Ah, çıkmıyor oğlum işte. Çıkmıyor. Çok garip ve çok saçma. Yani insan durduk yerde Usama Bin Laden'e mi benzermiş? Benzemez tabii ama ben benzedim işte. Vallahi abicim yani elimden bir şey gelmez yani. Ben sana bir söyleyeyim mi kanka? Bir kere işin çok zor senin. Yani düşmanın çok kuvvetli abicim. Koskoca Amerika. Yani ikimiz bir olsa yenemeyiz. Yahu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale butansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana.